Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Benim değerli orta öğretim başarı puanının ne demek olduğunu bilen kıymetli 10. sınıf öğrencilerim. Okullarımızda birinci dönem ikinci yazılılar başladı. Fizik adına her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğim. Ve orta başarı puanla yazılıların etkisinin ne kadar olduğunu her zaman vurguluyorum. Bu yazılara bir daha girme şansınız yok. O yüzden 50-60 değil 90-100 notları almanız için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Zaten geçen sene de ben bu yazılı hazırlık videosunu çekmiştim. Bir saatin üzerinde videolar oluyor. Neden? Çünkü işi hiçbir zaman riske atmak istemiyorum. Yani diyorum ki öğretmen ya böyle bir soru sorabilir ya böyle bir soru sorabilir. İkisini de koymak zorundayım. Ya şöyle sorar ya böyle sorar. Yani bütün konulardan karşınıza sınavda gelebilecek soruların hepsini çözüyorum. Şimdi bu video 10 sorudan da oluşabilirdi ama ben tam 27 tane soru çözeceğim. İşimi hiçbir zaman riske atmıyorum. Çünkü yazılılardan en yüksek notları almanı istiyorum. Eğer sen benim geçen seneki videomu izlersen, onun linkini şuraya bir yere bırakacağım ya da şuraya mı bilmiyorum tam olarak oraya bırakacağım. Onu izlersen, bir de bu videoyu izlersen, ikisi de farklı sorulardan oluşuyor. Sınavda gelebilecek bütün soru çeşitlerini görmüş olacaksın ve bu sınavın daha 20. dakikasında sınavı tokatlayacaksın. O artist gülüşünü atarak sınıfı terk edeceksin ve çok yüksek güzel bir not alacaksın ama işin hakkını vermeyen sadece böyle 50-60 almak için çabalayan öğrenciler ne olacak biliyor musun? Sınavın son dakikasında kağıdın yırtılmasını dahi göze alarak hocam ne olur hocam bir dakika daha hocam şunu da yazayım diyecek. Biz öyle demeyeceğiz. Biz daha sınavın bitmesine dakikalar kala işimizi bitireceğiz ve kontrollerimizi yapmaya başlayacağız. Evet ben tam olarak bunun için buradayım. İşi riske atmadan bütün soru çeşitlerini sizlere göstereceğim ufak konu özetleri de yapacağım. Peki biz neler yapacağız? Hadi gelin ben hazırım sen de hazırsan başlayalım. Sorularımıza geçmeden önce bu sınavda öğretmenlerimiz hangi konulardan soru sorar? Elektriğin son kısmından soru gelir. Yani elektrik enerjisi ve lamba parlaklığı ile ilgili soru gelebilir. Bir iki tane. Daha çok basınç ve kaldırma kuvvetinden sorular gelecek. Hiç merak etme hepsiyle ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi birinci soru öğretmenler böyle fatura sorularını sınavda sormayı seviyor. Gücü 2200 watt olan çamaşır makinesi 220 volt potansiyel fark altında günde 3 saat çalıştırılmaktadır. Buna göre 1 kilowatt saat elektrik enerjisi 0.5 TL ile fiyatlandırıldığına göre çamaşır makinesinin 30 günlük kullanımı sonucunda elektrik faturasına kaç TL yansıyacak diyor. Elektrik enerjisinin formülü bilmemiz gerekiyor. Enerji güç çarpı zaman bağıntısından bulunuyor. Bunu bir yere not et. Kesinlikle bunu kullanırsın. Şimdi çamaşır makinesinin gücünü zaten 2200 watt olarak vermiş. Hemen buraya 2200 wattı yazdım. Peki günde kaç saat çalıştırılıyor? 3 saat. Hemen buraya 3 saati de yazdım. O zaman makinenin bir günde harcadığı elektrik enerjisi 3 kere 2200'den 6600 watt saattir. Enerji bu kadar harcadı. Ama 30 gün boyunca ne kadar harcar? Bunu bir de 30 ile çarpmamız lazım. Yani 6600 çarpı 30 dersek buradan ne çıkar? 3 kere 66 198 yapar. 2 tane de 0. Burada vardı bir 0 da buradan geldi. Ama dikkat et watt saat. Şimdi elektrik enerjisinin kilowatt saat olarak bedelini söylemiş bize. O zaman biz bunu kilovata çevirmemiz lazım. Şimdi ben sana desem ki 1000 gram kaç kilogramdır desem ne yapıyorsun? Hemen bu 3 tane sıfırı siliyorsun. Diyorsun ki hocam 1 kilogram yapar. İşte kiloya çevirmek için 3 tane sıfırı sileceksin. Olay bu kadar basit. Bu 3 tane sıfırı sildiğin an artık burası 198 watt saat oluyor. 1 kilovat saatte 0.5 TL olduğuna göre artık çarpmamız gerekiyor. 198 çarpı 0.5 yani 5 bölü 10. 5 bölü 10 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 ile çarptığımızda 99 TL olarak yansıdığını göreceğiz sorumuzun cevabını. İkinci soru. Enerji ile ilgili böyle bir soru da gelebilir. Dikkat edersen burada birim olarak Joule soruluyor. Elektrik enerjisinin birimini جول olarak bulabilmen için I kare çarpı R çarpı T bağıntısında zamanı saniye olarak almak zorundasın. İç direnci önemsiz üreteç kullanılarak şekilde elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre elektrik devresinde 9 ohm'luk direncin 5 dakikada yaydığı enerji. Şimdi biz bu direncin yaydığı enerjiyi bulabilmek için direncin üzerine gelen akımı bulmamız lazım. Daha sonra zamanı zaten dakika olarak vermiş saniyeye çevireceğiz. 5 kere 60 300 saniyedir. Peki akımı nasıl bulacağız? Elektrik devrelerinde ana kol akımını bulabilmen için ohm yasasını kullanman lazım. Yani V eşittir I çarpı reş bağıntısını kullanacağız. Şimdi buradaki 9 ve 18'in birbirine paralel olduğunu görüyorsun. Paralel bağlı dirençler nasıl yapılıyordu? R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklinde bir bağıntı vardı. Yani 18 çarpı 9 bölü 18 artı 9 dediğimizde alt taraf zaten 27 yapacak ve sadeleştirmemizi yapalım. 9'a böl 1, 9'a böl 3, 18 bölü 3'ten cevap 6 çıkacak. Yani buranın direnci 6, 10. Burada da 2 var. 2 de onlara zaten seri. 2 ve 6'yı topla 8. Bu devrenin reşi 8. Devrenin pili 24. O zaman ana kol akımı buradan ne çıkacak? 3 amper olarak bulunacak. Yola gelen akım 3. Buradan direkt geçiyor başka bir yol yok zaten 3 olarak. Ama buraya geldiğinde akım 2'ye ayrılacak. Akım her zaman büyük dirence küçük gidecek şekilde pay edilir. Yani yukarıda 18 var, aşağıda 9 var. Birbirinin iki katı ya. Yukarıya i kadar akım gider, aşağıya 2i kadar akım gider. Yani bu 3'ün bir tanesi yukarı gider, 1 amperlik akım yukarı gider, 2 amperlik akım da aşağı gider. Dolayısıyla 9'un üzerine gelen akımı bulduk. Yani i kare diyor ya ne yapacağız? 2'nin karesini alacağız. Direnç yerine zaten 9 yazacağız. Onu arıyoruz çünkü. Peki zaman yerine de 300 yazacağız. Ve bunları çarpmamız lazım. Burası 4. 4 kere 9 36. 36 çarpı 300. 3 kere 36 ne yapar? 108 yapar. 2 0 da burada var. Şıklara baktığımızda cevabın e olduğunu görüyoruz. Joule dediği için saniyeye çevirmeye dikkat edin. Özdeş lambalar şekildeki gibi iç direnci önemsiz üretece bağlanmıştır. Buna göre açık olan X anahtarı kapatılırsa K ve L lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir diyor. Bir lambanın parlaklığı üzerindeki voltaj değerine bağlı. Voltaj değeri artıyorsa lambanın parlaklığı artar azalıyorsa azalır. Şimdi birinci devrede anahtar açık M lambası devrede değil. Lambalar özdeş olduğu için hepsinin kenarına R yazalım. Şimdi anahtar kapatıldığında bu devrenin neyi değişir neyi değişmez. Anahtar kapatıldığında devrenin eş değer direnci değişir. Yani V eşittir I çarpı reş diyoruz ya. Buradaki reş değişir. Dolayısıyla devrenin akımı da değişir. Ama bu devreye bağladığın pil sen değiştirmediğin sürece değişmez. O zaman değişmeyen tek şey pil. Pilden yola çıkarak bu soruyu çözmemiz lazım. Pilin değeri örneğin burada 30 voltluk bir pil olsun. Şimdi birinci durumda M lambası devreye bağlı değil. Yani alt tarafı hiç görme. Ne oluyor o zaman? K lambası ile L lambası birbirine seri olmuyor mu? E seri lambalarda özdeş olduğu için o zaman bu voltun 15'ini buna veriyoruz. 15'ini buna veriyoruz. O zaman K ve L lambalarının birinci durumdaki üzerindeki volt değerlerinin 15 olduğunu not ettik. Şimdi gelelim ikinci durumu bulmak için bunları siliyorum. Artık burayı kapattığım için bunlar birbirine ne oldu? İkisi birbirine paralel. Yani buradan gelen akım K'dan geçtikten sonra 2'ye bölünecek. Yukarı bir kısmını aşağı bir kısmını gönderecek. O zaman yukarıda da R var aşağıda da R var. Normalde büyük olana küçük akım küçük dirence büyük akım gidiyordu ya ama burada ikisi de R. Yani yukarı ne kadar akım gidiyorsa aşağıda o kadar akım gitmeyecek mi? O zaman K'nın üzerinden gelen akımın 2 i olması gerekiyor ki İ, i olarak bölüşsün. Yani artık K lambasına 2 i'lik akım L lambasına iilik akım geliyor. 2i. Şimdi bir lambanın voltunu bulabilmek için üzerindeki akımla direncini çarpıyorum. Yani vır yapıyorum. 2i çarpı R oluyor. Bunun üzerindeki volt. Bunun üzerindeki volt ise i çarpı R oluyor. Zaten paralellerde voltların bir tanesi alınıyor. Yani burası iR kadar. Burası da iR kadar dediğinde bunları toplamıyorsun. iR iR bir tane iR yapıyor. Volt olarak bir tane alınır. 2iR de burada var. Yani bu devrede toplam 3 IR var. 3 IR 30 volt diyorsun. Her IR'ye 10 düşüyor. Yani kısacası K'nın üzerindeki artık volt 20 oluyor. Çünkü her IR 10 olduğu için. L'nin üzerindeki volt da 10 oluyor. Buradan bu 10 bu da 10. Ama 10 ve 10 yine 10 yapıyor. Yani volt değerinde paralel olduğu zaman 10 tane bile olsa bir tanesi alınıyor. 10 volt 10 volt 10 volt yapıyor. 20 de buradan geliyor 30'u veriyor. Yani K'nın üzerindeki artık 20 oldu. L'nin üzerindeki 10'a indi. Dolayısıyla K artar diyeceğiz. L azalır diyeceğiz sorumuzun cevabı. Şimdi özdeşlanma ve iç direnci önemsiz üreteçlerden kurulu devreler şekildeki gibi verilmiş. Buna göre X, Y, Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki. Parlaklığı bulabilmek için lambanın üzerindeki voltu bulman gerekiyor. Burada iki tane pil var. Diyelim bunlar onluk piller olsun. Bu 10 volt, bu da 10 volt. Düz bağlanmış. Artı eksi artı eksi. -art o zaman 20 yapıyor. O zaman burada iki tane lamba olduğu için bu 20'nin 10'u buna düşer, 10'u buna düşer. Buraya geldiğimizde şimdi üreticilerin paralel bağlandığını gördüğün anda diyeceksin ki kaç tane olursa olsun bir tane saldır. Yani bu devrenin voltu 10, 10 daha 10 yapar diyeceksin. Haliyle burada da bir tane lamba olduğu için buna 10 düşüyor. İki tane lamba olsaydı 5, 5 düşerdi. Buraya geliyorum. Yine burada bir tane 10 voltluk pil, burada da bir tane 10 voltluk pil var ama Bunların ikisinin de aynı yere bağlandığını görüyorum. Bak burası A ise burası da A, burası da A oluyor. Burası B ise yukarısı da B oluyor, yukarısı da B oluyor. Yani bu pilde AB arasında, bu pilde AB arasında. Yani aynen bunun gibi paralel. O zaman 10 ve 10 bir tane onu verir. Peki AB arası 10 voltsa buna ne düşer? 5. Buna ne düşer? 5. İşte lambaların parlaklıklarını kıyasladık. Üzerinde 10 volt olanların parlaklıkları aynı. Yani X ve Y'nin parlaklıkları birbirine eşit. Onlar Z'den büyük çünkü ne oluyor? Onun e, voltu daha küçük olduğu için onların parlaklığı da daha küçük olmuş oluyor. Geldik mıknatıslarla ilgili böyle basit bir iki soru sorulabilir diye risk almak istemedim. Şimdi mıknatısı düzgün bir şekilde ikiye bölersen mıknatısı yine iki kutbu olur. Yani ne kadar parçalarsan parçala bir mıknatısın her zaman İki tane kutbu olur ve ana mıknatısın kutupları hangi yöndeyse parçaların da kutupları aynı yönde olur. Yani bakacaksın solda ne var hemen diyeceksin sol ne sağ s. Buna geleceksin sol ne sağ s. Solun ne sağın s. Solun ne sağın s. Bu kadar. Yani ana mıknatısla aynı şekilde kutuplandıracaksın. İkinci olarak mıknatısların manyetik alan çizgileri ile ilgili soru gelirse. Okların çıktığı yerler N kutbudur. Manyetik alan çizgileri N'den çıkar. S'ye girer. Yani şu okların girdiği yerler S olur. Not al bir yere bunu. N'den çıkar. S'ye girer. Bu okları gördüğün anda burasının N burasının S olduğunu. Bak oklar dışarı gidiyor. O zaman N. Oklar dışarı gidiyor. O zaman burası N. Oklar içeri geliyor. O zaman burası S. Bunun da zaten bir tanesi N ise bir tanesi S olmak zorunda. Yani X, Y, Z'nin kutuplarını bu şekilde bulmuş oluyorsun. Bir de aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker mantığını da unutma. O da gelebilir. Geldik buraya. Bir elektromıknatıs. İletken bir teli bir silindirin üzerine doladıktan sonra uçlarına da bir potansiyel fark uygularsan artık bu bir mıknatıs oluyor. Biz buna elektromıknatıs diyoruz. Buna göre hangileri tek başına daha büyük olsaydı alfa açısı da daha büyük olurdu. Yani bu mıknatıs daha güçlü bir mıknatıs olursa demiri daha çok çeker. Demiri daha çok çekerse de alfa artar. O zaman hangilerini yaparsak bu mıknatıs daha güçlü olur? Aslında soru bu. Şimdi sarım sayısı. Bak sen buraya ne kadar çok sarım yaparsan, yani ne kadar çok tel dolarsan bu mıknatıs o kadar güçlü olur. Dolayısıyla sarım sayısının artması mıknatısın gücünü arttırır. O zaman da demiri daha çok çeker, alfa artar. Üretici potansiyel farkı. Şimdi sen buraya bir pil bağlamasaydın bu mıknatısa dönüşecek miydi? Dönüşmeyecekti. Peki sen buraya bir tane 10 voltluk pil değil de iki tane 10 voltluk pili yan yana bağlasaydın. Yani 20 volt yapsaydın. O zaman bu mıknatıs daha da güçlü bir mıknatıs olurdu. Demiri daha da çok çekerdi. R direnci. Şimdi bu devredeki R direnci artarsa ne olur? Devrelerde ohm yasasını kullanırsak Pil değişmediği sürece R'nin artması, şimdi burası değişmiyor ya burası sabit ya. Pili değiştirmiyor. O zaman sağ tarafın da sabit olması lazım. Yani R'nin artması akımın azalmasına neden oluyor. E o zaman bu kablolardan geçen akım azalıyor. E akım azalırsa bu mıknatıs zayıflar. Zayıflarsa da demiri daha az çeker. Yani bu olmaz. Şimdi buradan gelecek diğer bir soru da bu elektromıknatısın ne tarafı N kutbudur, ne tarafı S kutbudur? Buradan kesinlikle soru gelebilir. Bak burada iki şeye dikkat etmen gerekiyor. Bir, pilin ne tarafı artı. Ona çok iyi dikkat edeceksin. Artı burası. Artının olduğu yerden akımı göndereceksin. Akım buraya geldi. İkinci önemli noktaya geliyorum. Bu kablo senin silindirinin üstüne mi çıkmış yoksa altına mı gitmiş? Akımın geldiği yerden bakacaksın. Bak akım geliyor ve silindirin üstüne çıkıyor. Unutma. Akım bu tarafa doğru bu tarafa doğru gidiyor. Akımın yönünü bulman çok önemli. Eğer akım buradan gelseydi, yani burası artı kutup olsaydı eğer, o zaman akım sağ taraftan gelecekti. O zaman silindirin alt tarafına gidecekti. Bak ne demek istediğimi lütfen anlamaya çalış. Bak kablo buraya kadar geliyor, sonra görünmüyor kablo. Yani alttan devam ediyor. Burası çok önemli. Silindirin altından mı geliyor bu akım, üstünden mi geliyor? Onu öğreneceksin ve sırada sağel kuralını uygulamak var. 4 parmak sağ elin 4 parmağı akım baş parmak da manyetik alanın yönü yani N kutbunu sana veriyor baş parmak yapalım birlikte sağ elimizi açacağız bak sol el olmuyor sağ elimizi açacağız 4 parmağımız şimdi şu bizim bobinimiz olsun yani buradaki çivi olsun 4 parmağımız çivinin altından mı gidecek üstünden mi bakıyorum akım çivinin üstünden gidiyor o zaman sen de üstünden gideceksin 4 parmağını bu çivinin üstüne saracaksın Büyük ekrana geçelim istersen. Bak bu çivi. Dört parmağını çivinin üstüne sarıyorum. Bak baş parmağım benim solumu gösteriyor. Sana göre sağ taraf gibi görünüyor olabilir. Ama sen de benim gibi sağ elini aç, kalemi elini al. Kalemi üstten sar. Baş parmağının sol tarafı gösterdiğini göreceksin. İşte bu manyetik alanın yönüdür. Yani N kutbudur. Çünkü manyetik alan N'den çıkar S'ye gider. Kısacası buranın N kutbu, Buranın S kutbu olduğu sorularda sorulabiliyor. Hatta buraya bir tane mıknatıs koyuluyor ve bu mıknatısı çeker mi iter mi? O soruluyor. Eğer mıknatısın burası S ise haliyle N, S'yi kendine doğru çeker ve bu mıknatıs bu tarafa doğru hareket eder diyorsun. Veya buraya başka bir mıknatıs koyuyor ve buraya diyelim ne koyuyor? S kutbu olan bir mıknatıs koyuyor. S, N. E sen diyorsun ki burası S, burası S olduğu için bu mıknatısı iter diyorsun. Yani itip çekme soruları da gelebilir. Burada dikkat etmen gereken bir akım nereden geliyor? Artıdan geliyor. İki akım bu teli bu çiviyi üstten mi sarıyor alttan mı sarıyor? Ona göre sen de sağ elini üstten saracaksın veya alttan saracaksın. Üstten sardığında baş parmağın başka bir tarafı gösteriyor. Alttan sardığında başka bir tarafı gösteriyor. Bak böyle bir soru gelirse ve kaçırırsan var ya valla çok sinir olurum. Şimdi gelelim artık basınç ve kaldırma kuvvetine. Öncelikle katılarda basınç burada tanım, sözel, doğru yanlış, boşluk doldurma soruları gelebilir. Bak, birim yüzeye lafını duyduğun anda bu basıncın tanımıdır. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Bak, kuvvetin büyüklüğüne değil, birim yüzeye etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Yani kuvveti yüzeye bölerek basıncı buluyorsun. Ama yüzeyin tamamına etki eden kuvvete de basınç kuvveti denir. Bak birim yok. Yüzeyin tamamını etkeden kuvvete basınç kuvveti denir. Mesela burada bir katı cisim var. Katı cismin kuvveti onun ağırlığından dolayı yere basınç yapıyor. Yani basıncı oluşturan kuvvet onun ağırlığı. O zaman basınç kuvveti onun ağırlığıdır. Taban alanına bölüyorsun. G bölü S yaptığında basıncın formülünü bulmuş oluyorsun. Burada kuvvetin birimi Newton. Burada yüzey alanının birimi metrekare. Dolayısıyla basıncın birimi Newton bölü metrekare. Ya da her zaman bunu böyle uzun uzadıya söylemek söylememek için basıncın birimine Pascal diyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, boşluk doldurma tarzında bir şey de olabilir. Pascal ya da Newton bölü metre kare dememiz gerekiyor. Buraya bakacak olursak mesela bana buradaki basıncı sorarsa sadece F'i buradaki A'ya bölmen gerekiyor. Yani F bölü A demen gerekiyor. Ama sana zemine etkeden basıncı sorarsa bu cismin ağırlığı da zemine bastırdığı için hem ağırlığı hem de kuvveti toplayacaksın. Zemine etkeden toplam kuvveti bulacaksın. Onu A'ya böldüğünde yere etkeden basıncı ancak o şekilde bulabilirsin. Şimdi katılarda basınç neye bağlıdır neye bağlı değildir tarzında sorular gelebiliyor. Katı cisimler için basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Tabi üstten bastıran bir kuvvet yoksa yani cisim kendi kendine bırakılmışsa basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Yani mesela buradaki cismin ağırlığı ne kadar? G kadar. E sonuçta bunu ters çevirdiğinde ağırlık değişiyor mu? Değişmiyor. Yine G kadar. Yani basıncı oluşturan kuvvet, basınç kuvveti cismin neresine koyduğuna bağlı değil. Basınç kuvveti ne yapmadı? Değişmedi. Ama basınç değişti. Burada basınç G bölü S idi. Burada basınç G bölü 2 S. Yani basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yüzey alanı arttığı zaman basınç azalır. Onu bunu unutma. Bunun örnekleri var. Mesela ördekler batmaz diyoruz. Ama tavuklar batar diyoruz. Niye? Ördeğin şimdi basıncı yazalım. F bölü S. Şimdi ördeğin ayakları perdelidir. Dolayısıyla yere daha fazla temas ediyor. Yani S arttığı için basınç azalıyor ve ördekler kara batmıyor. Tavuklar batıyor. Bıçağın ince yüzü daha keskindir. Yani ince yüzünde ne oluyor haliyle? Basınç daha büyük oluyor. Yani yüzey alanı basıncın ters orantılı olduğu çeşitli sorularda karşımıza gelir. Mesela askeri tankların teker kullanılmadığını, palet kullanıldığını biliyorsunuz. Niye? Paletin yüzey alanı çok büyüktür. Yüzey alanının büyük olması basıncını küçük yapmak içindir. Yani toprağa saplanmasın diye. Basıncı küçük olsun, saplanmadan ilerleyebilsin diye. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirler ancak basıncı iletmezler. Bu da yine sözel sorularda ya da boşluk doldurmalı sorularda karşınıza gelebilir. Bir tane soru. Özdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşan x ve y cisimleri şekildeki gibi zemin üzerinde px bölü p'ye soruluyor. Hemen özdeş dediği için her birinin ağırlığını g olduğunu düşüneceksin. Taban alanına da s diyelim. Bunlar da g, g, g ve burası s, s. Şimdi burada toplam kaç tane g var? 4 tane g var. O zaman 4 tane g'yi s'ye böldüğünde onun basıncını bulmuş oluyorsun. Buraya geliyorsun 3 tane g var. Taban alanına bakıyorsun yere temas ediyor 2s. Bunu da 2s'ye bölüyorsun. Ve buradan işlemi yaptığında 4G bölü S. Burası da ters dönüyor. 2S bölü 3G şeklinde. Buradan S'ler ve G'ler gidiyor. 8 bölü 3 olarak cevabını bulmuş oluyoruz. Geldik buraya. Burada dikkat et. Diyor ki sırasıyla 2S ve S olan K ve L cisimlerinin yatay düzleme yaptıkları basınçlar birbirine eşittir diyor. Yani bunun basıncı bunun basıncına eşitmiş. Peki. K ve L'nin üzerine konulduğunda L'nin yüzeyine yaptığı basınca P1, L'nin yere yaptığı basınca P2 diyorum. P1 bölü P2 nedir diyor. 1. Bunun basıncının bunun basıncına eşit olması. Bir kere şunu yazacaksın. K'nın ağırlığının bilmiyorum. 2S'ye oranı eşit olmalı. L'nin ağırlığının S'ye oranına. Bunu yazacaksın. Haliyle buradan işler dışlar çarpımı yaptığında. S'ler zaten gidiyor. 2 tane GL eşittir 1 tane GK. Yani sen bunun ağırlığına eğer G diyorsan. Bunun ağırlığına 2G demen gerekiyor. Buna 2G, buna da G yazdık. Haliyle buraya geldim. Buna 2G, buna da G yazdım. Şimdi P1 dediği K'nın L'ye yaptığı basınç. Peki K L'ye basınç yaparken sadece şuradan temas etmiyor mu? Evet. Yani şu kısımlar temas ediyor mu? Şu kenarlar temas etmiyor. O zaman taban alanına buraları dahil edemezsin. Yani şuraya yapılan basıncı bulurken sadece şurayı da düşünmen lazım. E burası da S kadar. Yani 2G ağırlığı var K'nın ama S'ye böleceğiz. İşte buna P1 diyoruz. P2 ne oluyor? Tam olarak yere etkiden basınç. Yani hem K'nın ağırlığını hem L'nin ağırlığını toplayacağız. 3G yapıyor. Şuranın tabanı da zaten S'ye kadar. O zaman 3G bölü S'ye kadar diyorum. Haliyle buradan G bölü S'ler gidiyor ve sorumuzun cevabı 2 bölü 3 olarak bulunuyor. Soru bana diyor ki en büyük basınç nasıl bulunur? En büyük basıncı bulmak istiyorsan bu sefer de yüzey alanını en küçük seçmen gerekiyor ki basınç en büyük olsun. Yüzey alanı en küçük 2 ve 3'ün çarpımıdır. Bak burada bir de 2 ve 4'ün çarpımı olan bir yüzey var ama o 8 yapıyor. 2 kere 3 6 yapıyor. Yani G'yi çünkü bu dikdörtgenler prizmasının ağırlığı değişmiyor ki. G'yi 6 A kareye böldüğün zaman en büyük basınç bulmuş olursun. Peki burada G bölü A kare yerine ben ne yazabiliyordum? 12 P. O zaman 12P yazıyorum. Bir de burada 1 bölü 6 var. Haliyle bu sorunun cevabı 12 bölü 6'dan 2P olarak bulunmuş oluyor. Katıların basıncı ile ilgili böyle bir soru da gelebilir. Düzgün katıların zemine yaptığı basıncı bulurken G bölü S formülünü kullanmamıza gerek yok. H çarpı D çarpı G formülünü kullanabiliriz. Yani sanki bir sıvı basıncı yapıyor gibi soruyu çözebiliriz. Şimdi soruda diyor ki türdeş KLM cisimlerinin kesit alanları şekildeki gibi olup Cisimlerin zemine yaptıkları basınçlar birbirine eşittir. Buna göre öz kütlelerini soruyor. Şimdi bunun yüksekliği küçük buna h diyebilirim. Bununki biraz daha büyük 2h bununki daha da büyük 3h diyebilirim. Bunların zemine yaptığı basınçların eşit olması h G'lerinin eşit olması anlamına geliyor. Peki düzgün katılarda bu formülü uygulayabiliyoruz diyoruz ya. Düzgün katı derken neyi kastediyoruz? Tabanı tavanına eşit olan. Yani nasıl başladıysa öyle giden katılara hani genişlemeyen ya da daralmayan düz bir şekilde sütün olarak giden katılara düzgün katılar diyoruz. Dolayısıyla sadece onlarda bu formülü kullanabiliriz. Diğer katılarda bunu kullanamayız. Şimdi bunun yüksekliği 2H. O zaman yazalım. 2H çarpı yapıldığı maddeye DK diyelim G. Eşitmiş L'nin basıncına yani H çarpı DL çarpı G'ye. O da eşitmiş 3H çarpı DM çarpı G'ye. Burada H ve G'leri sadeleştiriyorum. Ve buradan 2 tane dk eşittir 1 tane dl o da eşittir 3 tane dm oldu. Eşitliği 6'da buluşturabilirim. Yani buna 3d derim. Buna 3 kere 2'den 6d derim. Buna da 3 kere 2d olmalı. Yani kısacası burada dl en büyük oluyor 6. Daha sonra kim geliyor? dk ve son olarak dm sıralaması geliyor. Şimdi aklıma az önce çözdüğüm bir soru geldi. Eğer Şöyle bir soruda, Bak dikkat edin. Öğretmen sizi burada böyle avlamaya çalışabilir. Burada bize 2S ve S olan K ve L cisimlerinin yatay düzleme yaptıkları basınçlar eşittir değil de basınç kuvvetleri birbirine eşittir deseydi. Yani oraya bir kuvvet lafı soksaydı diyecektin ki katılarda basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Demek ki bunun ağırlığı da G'ye kadarmış. Bunun ağırlığı da G'ye kadarmış diyeceksin. Ve bura, buraya 2G değil de G yaparak soruyu çözeceksin. Bak dikkat edin. Basınç dediği için ben öyle çözdüm. Basınç kuvveti deseydi her yeri G yapardım. O şekilde çözerdim. Ve geldik sıvıların basıncına. Oldukça kolay bir kısımdır. Sıvıların basıncı HDG formülüyle bulunuyor. Sadece dikkat etmen gereken tek bir şey var. Bu H'ı alırken sıvının en üst kısmından o noktaya kadar olan derinliği dikkate alacaksın. Yani mesela burada bana zaten KLM'nin basınçlarını sıralamam isteniyor ya. Şimdi burada m'nin yüksekliğine bütün öğrenciler zaten bir birim alacak. Yani buraya h dersen h kadar alacak. Yani PM eşittir h çarpı d çarpı g diyecek. Sıvının öz kütlesine d dedim. Şimdi k'yı sorduğumda yine bütün öğrenciler en üstte olan şu mesafeyi düşünecek. Ve 3h yani pk eşittir 3h çarpı d çarpı g diyecek. Ama l'yi sorduğumuzda birçok öğrenci l'nin üzerindeki sadece şuraya bakacak ve yanılacak. Yani L'nin basıncına H çarpı D çarpı G ederse gitti. Soru gitti. Biz ne demiştik? Buradaki H kabın en üst kısmına olan yani sıvının en üst noktasına olan mesafesine bakmamız gerekiyor. Yani L'yi bulabilmek için sıvının en üst noktası şurası olduğu için burayla L noktası arasındaki mesafeye bakacaksın. Haliyle buranın da 3H olduğunu görüyorum. E dolayısıyla bu da 3H gelir yani PK eşittir PL. Onlar büyüktür PM dememiz gerekiyor. Yani sorumuzun cevabı baktığımızda A olduğunu görüyoruz. Bir de şunu hatırlayalım. Aynı sıvının aynı hizasında basınçlar birbirine eşittir. Burada K sıvı K da aynı sıvıda, L de aynı sıvıda ve bunlar aynı hizada. Aynı sıvının aynı hizasında basınçlar eşittir. Bunu da birçok yerde kullanıyoruz. Şimdi farklı bir soruyla devam edelim. K ve L kaplarında bulunan türde sıvıların X ve Y noktalarındaki basınçlar birbirine eşit. O zaman Z ve T basınçlarını soruyor. X'in üzerinde ne kadar sıvı var? 2H kadar. Peki Y'nin üzerinde ne kadar sıvı var? 3H kadar. Px'i yazalım o zaman. Buradaki sıvıyı bilmediğim için D1 diyorum. Yazıyorum. Üzerindeki sıvı 2H. O zaman 2H çarpı sıvının öz kütlesi D1 çarpı G eşit olmalı. Çünkü adam eşit diyor. Y'nin üzerinde 3H var ama başka bir sıvı. D2 sıvısı var. D2 sıvısı var ve G. Şimdi bunlar birbirine eşit. Buradaki H'ları ve G'leri hemen sadeleştiriyorum. 2 tane D1 eşittir. 3 tane D2. Eşitliğin sağlanması için bunun 3D, bunun da 2D olması gerekiyor. Yani ben artık bu sıvının 3D olduğunu biliyorum. Bu sıvının da 2D olduğunu biliyorum. Şimdi bana Z noktasını soruyor. Z noktasının üzerindeki yüksekliğe dikkat edeceksin. Yani şurayı alacaksın. O zaman PZ yerine yazıyorum. H çarpı 3T çarpı G bölü PT yerine dikkat et nereye yazacağım. Bak T noktasının alt tarafındaki şu derinliği yanlışlıkla yazarsan soru gider. Biz ne yapacağız? Verilen noktanın sıvının en üst noktasına olan mesafesine bakacağız. Yani şu mesafe. 2H. Buna dikkat et. 2H sıvısına bak. Yani D yazma. Hani ezberliyoruz ya formülleri. Hani basınç diyoruz. HDG'dir. Ya yani aklımıza o kadar öyle giriyor ki öz kütle hep D yazıyoruz. Halbuki H, HDG'dir derken oradaki D sıvının öz kütlesi. Yani neyse onu yazacaksın. D diye D yazmayacaksın. Bak mesela bizim buradaki sıvımız 2D. Yani sen buraya gelip 2D yazman gerekiyor. 2D yazacaksın. Sonra G yazacaksın. Bak bu küçük hatalardan sorular gider. Yani formülleri HDG diye ezberliyoruz. Buraya hep D yazamazsın. Sıvının öz kütlesi neyse onu yazacaksın. Yükseklik neyse onu yazacaksın. Dolayısıyla bunları yaptığımda ne çıkacak? DG'ler falan gidecek. Bunlar birbirini götürecek. 3 bölü 4 olarak cevabımızı bulacağız. Geldik birbirine karışmayan sıvılar muhakkak bak %100 böyle bir soru gelecek bu sınavda. %100. Şimdi K noktasının L noktasına basıncını soruyor. L noktasının basıncını bulmak çok kolay. Üzerinde H kadar sıvı var. Hangi sıvı var? Bu sıvı var. Yani direkt yazıyorum. H çarpı D çarpı G. Bitti. Şimdi K noktasının basıncını bulmak o kadar yani L kadar kolay değil. Yani kolay da L kadar değil. Şimdi K noktasının üzerinde 2H sıvısı var mı? Var. Sen eğer şöyle yazarsan 2H çarpı 2D çarpı G. Geçmiş olsun gitti. Niye hocam? Böyleydi. Çünkü K noktasının üzerinde 2D sıvısından 2H kadar yok. 2D sıvısından H kadar var. Yani şöyle demen gerekiyordu. H çarpı 2DG yani 2D sıvısından H kadar var artı H kadar da D sıvısından var. Yani H DG demen gerekiyordu. İşte böyle yaparsan doğru olur. Ama böyle yapamazsın. O zaman 2H DG, 1H DG de burada 3H DG. 3H DG'yi 1'e böldüğünde bu sorunun cevabı 3 olarak bulunmuş oluyor. Soruya geldiğimizde ise sıvıların basınç kuvveti ile ilgili bir soru sınavında muhakkak gelecek. Dikkatli dinle. Düşey kesti şekildeki gibi olan kabın 4A, A ve 2A kesit alanlarına etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralamamızı istiyor. Sıvılarda basınç neydi? H çarpı D çarpı G çok kolay bir formülle buluyoruz. Basınç kuvveti de çok kolay. Basınç için kullandığımız formülü yani HDG'yi taban alanıyla ya da yüzey alanıyla çarpacaksın. Yani A ile çarpman gerekiyor. Şimdi F1'i bulmak için ne yapacağız? Şimdi F1'i sorarken şuradaki duvara etki eden basınç kuvvetini soruyor. Peki ben bu duvarın yüksekliğini ne alacağım? 3H mı alacağım? Hayır. Çünkü bu duvarın bu noktasının yüksekliği farklı. Bu noktasının yüksekliği farklı. Bu noktasının farklı. Bu noktasının yani bütün noktalarının yükseklikleri farklı. Peki ne yapacağım? Ortalamasını alacağım. Yani bu duvarın tamamının yüksekliğini bulacağım. Tamamının yüksekliği ne kadar? 2 haş daha 3H kadar. İşte bunun yarısını alacağım. Yani bu bana sorulan noktanın tam ortasını işaretleyeceğim. Ve buranın yüksekliğine bakacağım. Bak bu lafımı unutma. Bana sorulan noktanın ortasını işaretleyeceğim. Oranın yüksekliğini bulacağım. Bunu unutma. Şimdi buranın yüksekliği bir buçuktur. Yani formülde ne olacak o zaman? 3H bölü 2 çarpı D çarpı G. Taban alanı olarak zaten oraya ne demiş? 4A demiş. 4A ile çarpacağım. Şimdi F2'yi bulmak için bakıyorum. Buranın derinliği aynı. Buranın derinliği aynı. Yani burada bir derinlik değişimi yok. O zaman yükseklik olarak direkt neyse onu yazacağım. Yani 3H. O zaman yazıyorum. 3H çarpı D çarpı G çarpı tabanının A olduğunu görüyorum. Geldim F3'e. Bak buraya çok iyi dikkat et. Şimdi F3'ü sorarken bana şurayı soruyor. Yani yukarıdaki şurayı sormuyor. Sadece şu kısmı soruyor. Dolayısıyla ortalama derinliği burası için kullanacaksın. Yani buranın orta noktasını işaretlemen gerekiyor. O yüzden ben sana ne dedim? Sorulan noktanın ortasını işaretle oranın yüksekliğini bul. Peki buranın yüksekliği ne kadardır? Bak burası h ve h diye ikiye bölünür. Burası da h. Dolayısıyla buranın yüksekliği 2h yapacak. 1,5 yapmayacak. Bak dikkat et. O zaman yazıyorum. 2h çarpı d çarpı g çarpı oranın alanı 2a. Olay bu kadar basit. Şimdi 4 kere 3 12. Şunla şunu çarpıyorum. 4 kere 3 12. 12 2'ye böl. Burası 6 ile orantılı bir şey çıkacak. Burası zaten 3 ile orantılı bir şey çıkıyor. Burası da 2 kere 2'den 4 ile orantılı çıkıyor. O zaman F1 en büyük. Daha sonra F3. Daha sonra F2 şeklinde çözeceğiz. Gerçekten böyle bir soru gelir. Dikkat et. Şekildeki U borusunda aynı sıcaklıkta birbirine karışmayan X ve Y sıvıları dengededir. Buna göre DX bölü DY oranı kaçtır? Şimdi bu sistem dengede olduğuna göre aynı sıvının aynı derinliğinde basınçlar eşittir kuralını unutma. Şimdi şurası aynı sıvının aynı derinliği midir? Yani şu nokta zaten dy sıvısı. Şu nokta da dy sıvısının sonu. Ama sonuçta dy sıvısı olarak düşünebilirim. Yani aynı sıvının aynı hizasının son yeri değil mi burası? Biraz daha yukarı çıktığımda zaten başka sıvıya denk geliyor. Yani olmuyor. Aynı sıvının aynı hizasında basınçlar eşittir. O zaman sol taraftaki basınç sağ taraftaki basınca eşittir. Peki bu basınç eşitliğinden bu soruyu çözeceğim. A noktasındaki basınç nedir? Bunun üzerinde tabi burada bir açık hava basıncı var. P0 ama aynı açık hava basıncı bunun üzerinde de var. Yani A noktasındaki basınç şöyledir. P0 artı 3H yani sıvı, sıvı basıncı var burada 3H kadar. 3H çarpı dx çarpı g'dir. Peki B noktasındaki basınç nedir? H çarpı Y sıvısından var orada. DY çarpı G bu sıvı basıncı. Ama bu sıvının üzerinde bir de P0 var. Zaten sıvılar basıncı aynen ilettiği için P0'ı oraya iletiyor. Buradaki P0'lar birbirini zaten götürüyor. H ve G'ler de sadeleşiyor. Ve 3 tane DX eşittir 1 tane DY oluyor. Haliyle DX'in 1 olduğunu, DY'nin de 3 olduğunu zaten denklemden anlıyoruz. DX yerine 1, DY yerine 3 yazıp bak hata yapmayın. 1 bölü 3 olarak cevabı bulun. Yani buraya kadar getirip 1 bölü 3 olan cevabı 3 bulmayın. Yani dikkat edin biraz tamam mı? Dikkat edin. Böyle küçük küçük puanlarınızdan olmayın. Ondan sonra yazılıdan 98 aldım diye üzülüyorsunuz. Böyle ufak hatalar yaparsanız 98-97 gibi notlar alırsınız. Geldik su cendereleriyle ilgili bir soruya. Yine mantık aynı. Aynı sıvının aynı derinliğinde basınçlar eşittir. Şimdi ben mesela şuradan bir hiza çeksem. Aynı sıvının aynı derinliği oluyor mu? Bak. Burası için sorun yok. Burası için sorun yok. Aynı sıvı ama burada sıvı yok. Bak olmadı. Yani buradan buradan çekemem. O hizayı nereden çekebilirim biliyor musun? Bak şuradan. Son nokta burası. Buradan sonra artık burada sıvı kalmıyor zaten. O yüzden aynı sıvının aynı derinliği diyebileceğim nokta burası. A noktası, B noktası ve C'nin basıncı eşit. A noktasının üstünde ne var? Açık hava var. E burada da açık hava var. Burada da açık hava var. O zaman açık havaları yazmama gerek yok. A noktasının üzerindeki sıvı basıncı ne kadar? 2H kadar. Yazıyorum. 2H çarpı D çarpı G. Sıvıya D dedim. Eşittir. B noktasının üstünde H kadar sıvı var. Yani şurası var. Ama üstünde bir de katı var. Katı basıncı var. Yani HDG artı X'in ağırlığı bölü taban alanı kadar da katı basıncı var. Şimdi bu da C'ye eşit. Yani buradaki eşitliğe devam ediyorum. C noktasında da sadece katı var. Bak burada artık sıvı yok. Sıvı bitti. Yani Y'nin ağırlığı bölü S'dir yazacağım. Şimdi burada şu HDG'yi karşıya attığımda GX bölü 3S tek başına kalmıyor mu? GX bölü 3S eşittir. HDG'yi karşıya attığımda 1 HDG kalıyor. Peki. Şimdi şu arayı görme. Yani şu aradaki eşitliği görme. Sonuçta eşit hepsi birbirine. 2H direkt gy bölü s eşit değil mi? Yazıyorum. gy bölü s eşittir. Direkt 2H dg. İşte soru burada bitti. Artık çözüldü. Çünkü burada gx'i yalnız bıraktığında 3 yapıyor. Yazalım şuraya. gx eşittir. 3'ü çarpı diye atıyorum. 3H s yapıyor. GY yalnız bırakmak için şunu karşıya çarpı diye atıyorum. 2H s yapıyor. O oran istediği için 3 bölü 2 olarak o, o, konuşamadım. 3 bölü 2 olarak cevabı buluyoruz. Şimdi açık hava basıncı ile ilgili sözel yorum sorusu gelecek. Başka yolu yok. Şimdi İtalyan fizikçi Torricelli 0 santigrat sıcaklığında ve 0 metre derinlikte yani deniz seviyesinde diyoruz biz buna yaptığı deneyde açık hava basıncından dolayı civanın tüp içerisine 76 santimetre yükseldiğini gördüm. Yani açık hava basıncı şu noktada ne basıncı var? Sadece açık hava basıncı var. E aynı sıvı aynı hiza olduğuna göre buranın basıncı buranın basıncına eşit değil mi? Burada da boşluk yani hiçbir şey yok. Hava da yok. O zaman ne diyorsun? Buradaki basınç sadece P0. Karşı tarafındaki basınç H çarpı D civa çarpı G diyorsun. Yani sıvı basıncı. Ve bu H'ın 76 santimetre olduğunu bulmuş. 76 santimetre civanın yaptığı basınca da bir atmosfer basınç denilmiş. Açık hava basıncı budur. Ama 0 derece ve 0 metrede bu deney yapılmış ve civa ile yapılmış. Şimdi bu seviye yani bu civa yüksekliği 76 nelere bağlıdır? Bununla ilgili sorular gelir. 1. Ortamdaki nem artarsa H artar. Neden? Nemin artması demek burada daha fazla gaz demek. Daha fazla, daha yoğun bir gaz olduğu zaman P0 artmış oluyor. E P0 artarsa P0 eşittir H çarpı D civa çarpı G olduğu için P0'ın artması sıvıyı değiştirmediğin zaman otomatikman H'ın artması anlamına gelir. Ortam sıcaklığı artarsa H azalır. Şimdi sıcaklık arttığında gazlar harekete geçer ve genleşir. Genleşen gazın öz kütlesi küçülür. Yani sıcaklık artınca açık hava basıncı öz kütlesi küçüldüğü için yükselir. Dolayısıyla buradan uçar. Buradan uçunca burada daha az gaz kalır. Yani açık hava basıncı etkisini kaybeder. Sıcaklık arttığında gazlar genleşiyor. Genleşen gaz yükseliyor. Yükseldiği için yere ba yere fazla basınç yapmıyor. Basınç azalınca da yani P0 azalınca da H azalır tabii ki. Zaten H'a neden olan şey P0. P sıfır azalırsa haş azalır. Bunun yorumu da bu. Civa yerine farklı öz kütleli bir sıvı kullanılsaydı, şimdi açık hava basıncını değiştirmiyorsun, civa yerine, civanın öz kütlesi 13,6 yani çok büyük, civa yerine civadan daha düşük yoğunluklu bir şey kullanıyorsun, mesela su kullanıyorsun. Şimdi sen civadan daha küçük öz kütleli bir şey getirirsen, burada açık hava basıncı değişmedi değil mi? Aynı yerde deney yapıyorsun. O zaman bura değişmiyorsa buranın da değişmemesi lazım. Yani bura sabitse. Buranın da sabit olması lazım. Buradaki D'nin azalması, yani civa yerine daha küçük özkütleri sıvı kullanınca D azalıyor. H bunu telafi etmek zorunda çünkü buranın sabit olması lazım. Aynı ortamda deney yapıyorsun. Yani civa seçilmesinin nedeni civanın özkütlesinin büyük olması. Civadan küçük bir özkütle seçersen H artar. Deniz seviyesine olan yükseklik H'ı etkiler. Şimdi bu nasıl olacak? Şimdi deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça ne oluyor bak? Sen eğer buradaysan yani deniz seviyesine yakın bir yerdeysen senin üzerinde büyük bir hava kütlesi var. Ama sen dağın tepesine çıktıysan yani zirveye çıktıysan senin üzerinde küçük bir hava kütlesi var. Yani buradayken sana çok hava basınç yapıyor. O yüzden burada basınç yüksek. Yani alçaklarda basınç yüksek ama yükseklerde basınç az. E basınç azalırsa haş azalır tabii ki. Zaten buradaki civayı borunun içerisine iten basınç değil mi? Deniz seviyesinde yani aşağılarda basınç yüksek. Basınç yüksek olduğu için civayı fazla içine itiyor. Yukarılara çıktıkça basınç azalıyor. Civayı da az itiyor. Olay bu. Yer çekimi ivmesinin değişmesi haşı değiştirir. Çünkü yine şu denkleme göre eğer aynı ortamda deney yapıyorsan P0 sabit oluyor. E yer çekimi ivmesi azalırsa bunu telafi etmek için haş artar. Mesela yer çekimi ivmesi ekvatorda küçüktür. E, ekvatorda yer çekimi az olduğu için haş fazla olur. Bak burada fazla. Ama kutuplara gidersen yer çekimi büyüktür. E kutuplarda yer çekimi arttığı için burada haş azalır. Çünkü bunların çarpımı yine aynı şeyi vermesi lazım. Olayın mantığı bu. Diyor ki borudaki civa üzerinde gaz olup olmamasına göre de değişir. Şimdi burada gaz olmazsa civa rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Ama burada gaz olursa Civa buraya girdikçe bu gaz sıkışıyor. Sıkıştığı için civanın gelmesine izin vermiyor. Yani eğer burada gaz olursa H76 olamaz. 76'dan daha düşük olur. Örneğin burada diyelim X gazı var. O zaman şöyle diyeceksin denkleme. Burada P0 var. Burada ne var? HDG var. HDG var. Artı PX var diyeceksin. Yani HDG artı PX P0'a eşit. Dolayısıyla bir gaz olursa H azalmak zorunda kalıyor. Çünkü bu ikisinin toplamı P0'ı veriyor. Olayın mantığı budur. Şimdi kapalı kapların basıncı ile ilgili böyle bir manometre sorusu gelebilir. Açık hava ortamında bulunan şekildeki manometre düzeneğinde L ve M kollarındaki civalar dengedeyken K cam balonundaki gazın basıncı PK, L'deki PL açık havada PH'dir. PK, PL, PH ilişki nedir? Açık hava basıncı açık olan yerden dik bir şekilde etkiler. Bura açık mı? Değil. Buralar açık mı? Değil. Ama bura açık. O yüzden buradan açık hava basıncı dik bir şekilde etki eder. Aynı sıvının aynı hizasında basınçlar eşittir. Bak bu var ya hayat kurtaran bir bilgi. Şimdi bak adam zaten sana çiziyor. Buralar aynı sıvı ve aynı hiza değil mi? Evet. Buradaki basınç buradaki basınca eşittir. Burada ne basıncı var? Gaz basıncı var gazların kapalı kaptaki gazların basıncı her yerde aynıdır. Yani burada da aynı, burada da aynı, burada da aynı. Dolayısıyla şu noktadaki basınç nedir? PK'dır diyeceksin. Peki karşı taraftaki basınç nedir? 2H kadarlık sıvı var. Yani 2H dg var. Artı P hava var. P hava. Kime eşit? Sol tarafta sadece PK var. Bu kadar. Şimdi bu taraftan gidelim. Burası PK, burası PK. Hep aynı basınç ya kapalı kap. O zaman burası da PK'dır. Aynı sıvı aynı derinlik olduğu için buradaki basınç da aynıdır. Yani burada PK kadardır. Peki PK neye eşit oluyor? Yazalım şuraya. PK eşittir h kadarlık sıvı var bu sefer bunun üzerinde bir de gaz var. O zaman yazıyorum. h artı l gazı. İşte bu eşitliğe göre kimin büyük olduğu belli. Bir kere PK ikisinden de büyük. Yani PL'den bu kadar büyük. PK e, P havadan da bu kadar büyük. PK en büyük bir kere. Şimdi şu ikisini kıyaslarsam yani aradaki pk'yı çıkartırsam şu ikisini kıyaslamak için hdg'yi bu tarafa attığımda hdg artı p hava eşittir. Burada sadece pl kalır. Yani pl havadan bu kadar büyük. Dolayısıyla ikinci sıraya pl gelir. Aynı renkle yazalım. pl gelir. Daha sonra p hava gelir. Sıralamamız bu şekilde olur. Geldik bu soruya. Açık havanın 76 cm civ olduğu bir ortamda XYZ Y, Z gazlarının basınçlarını sıralayınız. Neydi? Açık hava açık bulduğu yerden dik bir şekilde etkeder. Mesela şuradan şöyle yukarı doğru dik bir şekilde etkeder. Buradan böyle etkeder açık hava basıncı. Buradan da böyle etkeder. Kaçmış değeri? 76. Hemen buraya 76 yazdım. Buraya yazdım. Buraya da yazdım. Şimdi burası dengede mi? Dengede. X gazı nereye doğru basınç yapıyor bu civaya? Aşağı doğru basınç yapıyor. Px bu. Peki civa ağırlığından dolayı nereye doğru bir basınç yapar? Aşağı doğru. Tamam. Şimdi bu kapta bir denge var mı? Var. O zaman aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlara eşittir. Yani Px artı 3 eşittir 76. Çünkü bu da civa. Bu da civa. Aynı şey. 76, 3. Çıkart. Px eşittir 73 santimetre civadır. Geldik buraya. Şimdi Y gazı bu civaya ne tarafa doğru bir basınç yapıyor? İtiyor değil mi? Dik bir şekilde şöyle itiyor. Peki civa nereye doğru ağırlığını uyguluyor? Yere doğru. Yerde ona tepki gösteriyor. Yani buradaki civa ne açık havaya yardım ediyor ne de gaza. Kimseye karışmıyor. Civa kimseye karışmıyor. Bu 2 değil 20 de olsa önemi yok. Kimseye karışmıyor. Yere basıyor. Yani sağ taraftaki 76 sol taraftaki P, Y'ye eşittir. İşte kritik nokta. Bu 76'dır. Geldim buraya. Şimdi civa nereye doğru ağırlığını veriyor bu sefer? Aşağı doğru. Peki Z gazı bunları tutmaya çalışıyor. Yani yukarı doğru. Yukarılar aşağılara eşittir kuralına göre. Z gazının basıncı aşağı doğru olan 76 ve 6'nın toplamı yani 82'ye eşittir. Dolayısıyla Z herkesten büyük çıktı. Daha sonra PY daha sonra PX oldu. Bu soruya geldiğimizde ise düşey kestiği şekildeki gibi olan bileşik kabın Y ucu kapalıdır. M musluğu kapalı iken X ve Z kollarındaki su yükseklikleri HX ve HZ'dir. Y kolundaki gaz basıncı da P'dir. Buna göre M musluğu açılıp denge yeniden sağlandığında HX, HZ ve P ile ilgili hani doğru mu yanlış mı neler söyleyebiliriz? Öncelikle bu musluğun sağ tarafındaki şu noktanın basıncı şu noktanın basıncına eşit midir değil midir diye sorsam ne dersin? Bakarsın sağ tarafta su az var sol tarafta su çok var ve muhtemelen bana dersin ki hocam buradaki basınçlar birbirine eşit değil dersin. Ama bunlar eşit. Çünkü eğer eşit olmasaydı akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederdi. Yani bir sistem dengeye ulaşmışsa artık sağ kol sol kola basınç olarak eşittir. Başka yolu yok. Peki yani ben buraya A noktası dedim. Buraya da B noktası dedim ve bunların basınçlarının birbirine kesinlikle eşit olması gerektiğini yoksa böyle duramayacağını söyledim. Bu arada burası açık olduğu için buradan açık hava basıncı yani P0 bastırıyor. Buralarda açık hava yok, burada da P0 var. Şimdi bu vanayı açtığım zaman artık bu kap tek bir kap gibi oluyor. Yani bu vanayı artık yok düşüneceksin. Çünkü açılınca o orada yok gibi oluyor. Su istediği tarafa gidiyor. Şimdi şurası da C noktası olsun. Peki ben sana soruyorum. C noktasıyla B noktasının basınçları aynı mı? Şimdi sen bakıyorsun C'nin üzerinde de P0 var. B'nin üzerinde de P0 var. Yani P0'lar aynı. Ama C'nin üzerinde daha yüksek bir sıvı var. B'nin üzerinde daha az bir sıvı var. Sen kesinlikle bana demen gerekiyor ki hocam C'nin basıncı B'nin basıncından yüksek. Çünkü h'i fazla. P0'lar aynı, h'i fazla. Peki B ile A aynı değil miydi? O zaman C'nin basıncı aynı zamanda A'nın basıncından da yüksek midir? Evet. Peki böyle dengede kalır mı? Kalmaz. Bir yer yüksek bir yer azsa dengede kalamaz. Akışkanlar yani sıvı ve gazlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Yani buradan sıvı bu tarafa doğru hareket eder. Dolayısıyla burayı yükseltir biraz. Burayı da biraz yükseltir. Yani HZ'de artar. Buradaki yükseklik de arttığı için gazı sıkıştırır. Gazı sıkıştırdığı için bu gazın basıncı da artar. Yani P artar. Hz artar. Hx azalır. Çünkü burası sıvı kaybediyor. Azalır. Dolayısıyla 3'ü de doğru. Şöyle de anlatabilirim. Bu koldaki basınç örneğin 150 kadar. Burasının basıncı 75 kadar. Burasının basıncı da 75 kadar. Yani bunlar birbirine eşit. Tamam. Şimdi sol taraf sağ tarafa doğru iter. Çünkü 150 büyük. Ta ki 3 noktada birbirine eşit olana kadar akış devam eder. Yani 150 25'ini buna verir. 25'ini de buna verir. Artık bu da 100 olur. Bu da 100 olur. Bu da 50'den 2 tane 25 kaybettiği için bu da 100 olur. Yani hepsi 100 olduğunda denge sağlanır. X yani bu taraf sıvı kaybettiği için hx azalıyor. Bu tarafın basıncının artması zaten sıvının yükselmesiyle oluyor. Dolayısıyla buradaki sıvı da artar, buradaki sıvı da artar. Yani bunlar da doğru bence. Çok güzel bir soruydu geldik Bernoulli prensibine. Bernoulli prensibi diyor ki akışkanların yani sıvı ve gazların hızının arttığı yerde basıncı azalır. Olay bu. Şimdi burada su buradan geliyor, akmaya devam ediyor. Borunun inceldiği yerde suyun hızı artar. Bahçe suluyoruz, bir yeri suluyoruz. Ne oluyor? Hortumu sıktığımız zaman su ileri doğru fışkırmıyor mu? Neden? Hortumu sıktığında kesit alanını daraltıyorsun. Yani çapını küçültüyorsun. O zaman su fışkırıyor. Demek ki Buranın kesit alanı büyük, buranın kesit alanı daha küçük, buranınki de daha küçük olduğu için kesit alanının en küçük olduğu yerde hız en büyüktür kuralına göre burada V3 en büyüktür, sonra V2 gelir, sonra V1 gelir. Şimdi akışkanların da hızının arttığı yerde basıncı azalıyor. Yani buradaki noktaya ben diyelim P3 dersem, buraya P2 dersem, buraya da P1 dersem Tam tersi bir sıralama oluyor. Yani P1 büyüktür, P2 büyüktür, P3 oluyor. Şimdi bunun neticesinde de buradaki su az yükseliyor. Çünkü düşük basınç suyu itemiyor. Su yükselemiyor. Buradaki su biraz daha yüksek basınçtan dolayı biraz daha fazla gidiyor. Buradaki su da daha yüksek basınçtan dolayı daha da yükseğe çıkıyor. Yani sıvı yüksekliklerinde de H1, H2, H3 sıralaması oluşmuş oluyor. Bunu ben sana şöyle de izah etmeye çalışacağım. Buradaki sıvının hızlı akması sana çok mantıklı geliyor değil mi? Çünkü dar orası. Buradaki sıvı o kadar hızlı akıyor, o kadar hızlı akıyor ki buraya çıkacak vakti bile yok. Buraya fazla çıkamıyor o yüzden. Buradaki sıvı daha yavaş aktığı için biraz buralara çıkabiliyor. Hani yavaş akıyor. Buradaki de en yavaş aktığı için rahat rahat buralara yükseliyor. Böyle de tutabilirsin. Yani hız o kadar fazla ki şurada abi roket gibi gidiyor. E roket gibi gidince Buradaki boruya yukarı doğru böyle tırmanmaya zamanı yok. O yüzden de burası küçük oluyor. Böyle de aklında tutabilirsin. Şimdi, e, metrolarda sarı bir çizgi oluyor ve diyor ki sana, sarı çizgiyi geçmek tehlikelidir. Neden? Sarı çizgiyi geçince hemen sana tren mi çarpıyor? Hayır. Aslında burada bayağı, trene hala bayağı bir mesafe var. Tehlike bu değil. Tehlike ne biliyor musun? Sen sarı çizgiyi geçersen ve eğer bu birey bir sen olma da, yaşlı bir büyüğümüz olsun. Tamam burada sarı çizgiyi geçti diyelim. Şimdi bunun bir kere sol tarafında normal hava var. Hava biliyorsun bir akışkan. Normal hava basıncı var. Yani P0 var. Şimdi burada tren yokken, tren yokken burada da P0 var. Yani aynı hava burada da var. P0'a P0. Dolayısıyla bunun dengesini falan bozmuyor. Ama buradan hızlı bir şekilde tren geçtiği zaman buradaki hava hızlanıyor. Havanın hızı artıyor. Yani havada bir akışkan akışkanın hızı artarsa basıncı düşer. Dolayısıyla artık burada P0'dan daha düşük bir şey oluyor. Haliyle burası düşük olunca temsilen şöyle küçük yapayım. Bir kişiyi sağ taraftan büyük bir şey itmiş oluyor. Sol taraftan küçük bir şey oluyor. Ve bu kişi sağa doğru düşebiliyor. Çünkü burası büyük. Yani trenin olduğu tarafa doğru düşme riski oluşuyor. O yüzden sana tren geçerken sarı çizgiyi geçme Buradaki basınç düşer. Basınç bir anda düştüğünde senin dengeni bozar diyor. Sebebi bu. Şimdi çok çok efsane bir soruyla devam ediyorum. Yarısına kadar su dolu olan kabın diğer yarısına iple asılan demir bilye. Gaz doldurulmuş kap dengedeyken gaz basıncı P gaz, kap tabanındaki toplam basınç PT'dir. Buna göre ip kesilirse P gaz ve PT nasıl değişir? Böyle zor bir soru gelebilir. Öncelikle kap tabanındaki sıvı basıncı demiyor, toplam basınç diyor. Ona lütfen dikkat et. Toplam basınç nedir? Burası h'sa, d sıvıysa, h dg kadar bir sıvı basıncı var burada. Üstünde de bir de p gaz basıncı var. Yani pt dediği bu. Peki gaz basıncı zaten bunun içindeki gazın basıncı. Şimdi demiri kestik. Haliyle bu buraya oturdu mu? Oturdu. Peki bu sıvı yükseldi mi? Kesinlikle yükseldi. Kesinlikle. O zaman buradaki h arttı mı? Arttı. Peki p gaz nasıl değişir? Bak. Buradaki haşın arttığını görür görmez hemen atlamayacaksın. Hani ya haş arttı o zaman pt artar falan filan dostum hey falan. Böyle bir şey yok dostum yok. Birden fazla şey varsa hepsini bileceksin ki yorumunu yapasın. Ben de sana derim ki kardeş bu arttı bu azaldı. Bunun artışı bunun azalışına eşitti. O yüzden bu da değişmedi dersem ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemezsin. Öyle kalırsın. Dolayısıyla emin olacaksın. Yani buradaki P gazı bulmadan PT'nin yorumunu yapamazsın. Peki P gazı nasıl bulacağız? Şimdi burası kapalı bir kap, değil mi? Açık hava basıncı değil bu, kapalı bir kap. Şimdi kapalı bir kapta basınç PV eşittir nRT ile bulunur. Yani sıcaklık artarsa basınç artar. Bak kapalı kaplar ve açık hava basıncı farklı. Açık hava basıncını hatırla. Sıcaklık artarsa gazlar genleşir, genleştiği için yükselir ve açık hava basıncı azalır demiştik, hatırlarsan. Ama kapalı kaplarda gazların basıncı sıcaklıkla doğru orantılı. Çünkü kap kapalı. İçerideki gazın yükselecek bir yeri yok. Nereye gidecek bu gaz? Alttan ısıyı veriyorsun, bunu çıldırtıyorsun. Ondan sonra bu gazlar e, sağa sola saldırmaya başlıyor. Yani basıncı artıyor. Kapalı kapta sıcaklık artarsa basınç artar. Ama açık hava basıncında sıcaklık artarsa basınç azalır. Bak aynı şey değil. Dikkat et. Şimdi bu kapalı bir kap. İçerisine gaz girdi mi? Buraya ekstradan gaz girdi mi? Girmedi. O zaman mol miktarı mol sayısı değişmedi. Bu zaten sabit. Sıcaklıkla da ilgili bir değişiklik olmadı. O zaman bu denklemin sağ tarafı sabitse sol tarafında sabit olması gerekiyor diyorsun. Peki. Şimdi sen muhtemelen diyorsun ki hocam bu sıvı yükseldi ya. Evet canım, seni dinliyorum. Hocam buradaki V azalmadı mı ya? Hani eskiden hocam hani bu kadardı ya. Şimdi de bu kadara düştü ya. V azalmadı mı? V azalınca buranın sabit olabilmesi için P de artmaz mı hani? Hocam ne dersin? Güzel aslında fizik adına senin için olumlu şeyler söyleyebilirim ama biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sen buraya yükselen sıvıyı gördün, çok güzel ama buradan giden demiri görmedin. Burası boşluk açıldı burası. Eskiden burada demir vardı, artık yok. Oradaki boşluğu unuttun. O yüzden de hatalı yorum yaptın. Şimdi sana daha doğru yorumu yapabilmen için şunu söyleyeceğim. Bu kabın bütün kabın toplam hacmi kaç olsun? Bak, bütün kap dikdörtgen. Diyelim 200 olsun. Bu 200'ün şu an içerisinde örneğin 100 kadar ne olsun? 100 kadar su. İşte 30 kadar demir olsun. Demir'in sonuçta bir hacmi var, 130. 70 de havaya kalsın. Hani yukarıdaki gaza kalsın, tamam mı? Gaz. Tamam. Şimdi demir buraya geldi. Hala demir 30 değil mi abi? Demir eridi mi? Yok hocam demir aynı. 30. Yer kaplıyor burada. Peki su ekstradan geldi mi bu kaba? Bak yüksekliği değişmiş olabilir ama kaba su geldi mi? Ekstra su girdi mi buraya? Yok. Hocam su o zaman yine 100 olacak ya. Doğru. Peki bu kap değişti mi? Büyük kap büyüdü mü? Yok. Aynı. Büyük kap yine aynı. He, toplamı yine 200 yapmalı. Yani 130. Geriye 70 kalıyor. İşte gaza kalan yer yine 70'tir. Yani bu gazın hacmi değişmedi. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Buraya sıvı yükseldi ama buradan da demir gitti. Buraya yükselirken gazı V'ye kadar sıkıştırdıysa bu demir de V'ye kadar boşluk yarattı. Birbirini götürdü. Yani bu V değişmedi. Bu P'de değişmedi. Dolayısıyla bu gazın basıncı değişmez. Bu değişmez dediğin için bu artar bu değişmez. O zaman bu artar oldu. Yani sorunun cevabı PT artar. P gaz değişmez. Harika bir soruydu. Şimdi sıvıların kaldırma kuvvetiyle de ilgili böyle giriş seviyesinde bir soru sorulabilir. Çünkü buralara çok ilerlemediğinizi düşünüyorum. Eşit hacim bölmeli. X, Y, Z cisimlerinin su içindeki durumları verilmiş kaldırma kuvveti. Bir kere kaldırma kuvvetinin formülünü bilmen lazım. Bak V batan, dikkat et V demiyorum. V batan, D sıvı çarpı G. Bu formüle göre soruyu çözersin. Videoyu falan kaydetmez. Aklım gidiyor. Vallahi ara sıra bakıyorum böyle. Acaba kayda basmış mıyım falan. Çok emek veriyoruz. Boşa giderse çok üzülüyorum. Şimdi burada bir kere eşit hacim bölmeli ne demek? Bu da V, bu da V, bu da V. Yani bunların hepsi VV demek. Eşit hacim bölmeli. Şimdi Z'ye etkiden kaldırma kuvveti neydi? V batan. Yani 3V değil. Batan yerine kadar 2V. O zaman Z'nin kaldırma kuvvetini yazıyorum. 2V çarpı. D sıvı. Aynı sıvı değil mi? 3'ü de. D. Yer çekimi de G. Bu kadar. Z'ye etkiden kaldırma kuvveti bu. Peki Y'yi etkiden kaldırma kuvveti e, batan hacim V kadar. V çarpı D çarpı G. Peki X'i e etkiden kaldırma kuvveti batan hacim kaç? 2. 2 V çarpı D çarpı G. Sıralama bitti. Bak bu da 2 VDG. Bu da 2 VDG. Gördün? Yani X ve Z'nin kaldırma kuvvetleri birbirine eşit. Onlar Y'den büyük. A şıkkı bitti. Cisimlerin ağırlıklarını sıralayın. Şimdi kaldırma kuvveti nereye doğru olur? Yukarı doğru olur. O zaman buna yukarı doğru bir kaldırma kuvveti yapalım. Ve büyüklüğü 2. Yazıyorum. 2 VDG. 2 VDG yazmayalım da buna 20 yazalım mı? Mesela buna da 10 yazarız. Buna da 20 yazarız. Yani niye onunla uğraşalım? 20 yazdım. Bunun kaldırma kuvveti kaçtı? O da 10'du. Onu da 10 yazdım. Bunun kaldırma kuvveti kaçtı? O da 20 idi. 20'yi de buna yazdım. Tamam. Şimdi Z cismi dengede mi? Dengede. Yukarı gidiyor mu? Gitmiyor. Aşağı gidiyor mu? Gitmiyor. Dengede. O zaman aşağı doğru olan ağırlık da yukarı doğru olanla eşittir. Yani bunun ağırlığı 20 olacak ki birbirini dengelesin. Şimdi Y yukarı gidiyor mu? Gitmiyor. Aşağı gidiyor mu? Gitmiyor. Dengede mi? Dengede. O zaman aşağı doğru ağırlık aşağıdır her zaman. Kaldırma kuvveti yukarıdır. Bunun ağırlığı 10 olmalı. 10 olmalı ki dengede olsun. Aşağı gitmesin, yukarı gitmesin. Şimdi X cismi dengede mi? Dengede. Peki aşağı doğru yine 20 mi yazacağız? Hayır. Çünkü X kabın tabanına temas ediyor kabı tabanına doğru ittiği için kap ona tepki gösteriyor. Yani burada kap tarafından cisme doğru bir tepki kuvveti var. Ne diyoruz biz buna? N'ye de diyelim 5 dedik. Ya kafadan veriyorum. Yukarı doğru kaç oldu şimdi? 25. Aşağı doğru da 25'tir. İşte şimdi oldu. Yani x'in ağırlığı 25. Burada z ve y'nin ağırlıklarının zaten z'nin ağırlığının 20 olduğunu gördüm. Y'nin ağırlığında 10 olduğunu gördüm. Sıralama bitti bu kadar. Cisimlerin öz kütleleri. Zaten öz kütle eğer sıvının öz kütlesine eşitse askıda kalır. Yani böyle arada kalır. Askıda kalmak bu demek. Eğer sıvıdan daha yoğunsan batarsın. Eğer sıvıdan öz kütlen küçükse yüzersin. Bak öz kütle ile ilgili ağırlıkla ilgili değil başka hiçbir şeyle ilgili değil. Bakıyorum x'in öz kütlesi sıvıdan büyük. Hemen yazıyorum dx büyüktür d sıvı. Y askıda kalmış yani böyle ne batmış ne yüzmüş. O zaman Y'nin öz kütlesi sıvıya eşit. Z de sıvıdan yüzmüş. Yani üstünde duruyor. O yüzden Z'nin öz kütlesi sıvıdan küçük. Yani d d sıvı büyük dz dememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada öz kütlesi en büyük olan DX kabın dibine oturmuş. Sonra DY arada kalmış. Sonra DZ o da yüzüyor. Olay bu kadar. Geldik buna. Eşit kütleli KLM cisimlerinin işte kaptaki durumları verilmiş. Bak eşit kütleli ve aynı ortamda olduğuna göre ağırlıkları da aynı olur. Ağırlık nereye doğru gösteriyordu? Aşağı doğru. Hemen bunlara ok yapacaksın. Bak kaldırma kuvveti. Yani bu konu bir kuvvet konusu. Ağırlık da bir kuvvet. Eşit diyor adam sana. Daha ne diyecek? Eşit. Mesela 20 yaz. E buna da 20 yaz. Buna da 20 yaz. Böyle değer verirsen çok rahatlarsın. Şimdi M'nin kabın tabanına bastığını görüyorsun. Adam itiyor aşağı doğru. Demek ki kap da ona bir tepki gösteriyor örneğin 5 kadar. Şimdi M'nin kaldırma kuvveti ne kadar olmalı? Yukarılar aşağılara eşit olabilmesi için 15 olmalı. Peki K'nın K'nın kaldırma kuvveti 20 olmalı. Çünkü burada tepki kuvveti yok. Burada da 20 olmalı. Çünkü burada da tepki kuvveti yok. Yani yukarı aşağı eşit olmalı. Sadece M'nin kaldırma kuvvetinin M'nin ağırlığından küçük olduğunu anlayacaksın. Zaten şöyle de düşün. M'yi kaldıramamış bu sıvı. Kaldıramadığı için kabın dibine oturmuş. Yani M'nin ağırlığı büyük, kaldırma kuvveti daha küçük olduğu için kabın dibine oturmuş. Öyle düşün. Şimdi etkeden kaldırma kuvvetlerini buldum. K ve L 20 idi. M 15 idi. O zaman K, eşit. Onlar M'den büyük. Cisimlerin hacimlerini sıralayınız diyor. Şimdi kaldırma kuvveti aslında bize hacimle ilgili bilgi veriyor bak. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi bunun kaldırma kuvveti 20. Bunun kaldırma kuvveti de 20. Şimdi sıvı aynı, g aynı. O zaman V batan da aynı olması lazım. Çünkü ikisi de 20. Yani ikisinin de V batanlarının aynı olması lazım. Şimdi L'nin tamamı batmış. Ben bunun tamamına V dersem K'nın da batan kısmına V demem lazım. Yani şuraya V demem lazım. K'nın bir de batmayan kısmı var. Yani K'nın toplam hacmini 2V gibi düşünebilirim. L'nin hacmini ise sadece V düşüneceğim. Çünkü batan hacimleri aynı bunlar. Şimdi M'nin de batan hacmi daha küçük olmalı ki 15 olsun. Yani çünkü batan hacim kaldırma kuvvetini belirliyor ya. Batan hacim daha küçük olmalı. E M'nin bütün hacmi batmış zaten. Yani M'nin hacmi V'den daha küçük. Yani V değil de örneğin işte 0.75 V. Yani birden biraz küçük bir V. Öyle düşünmen yeterli. Çünkü 1 V olsaydı ona da 20 kaldırma kuvveti etkederdi. O 1 V'den daha küçük. Dolayısıyla VK en büyük sonra VL sonra VM cisimlerin hacimleri. Cisimlerin hacimlerini sıraladık. Öz kütlelerini sıralayın deseydi M battığı için en büyük derdik. L arada kaldı. K da yüzüyor. Öz kütle sıralamasını sorarsa böyle yapılıyor. Şimdi bir yumurta sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Diyor ki sıvıya bir miktar tuz eklenirse yumurtanın sıvıya batan hacmi ve yumurta etkiden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Şimdi şu anda yumurtayı etkiden kaldırma kuvveti. Yukarı doğru biliyorsun kaldırma kuvveti. Yumurtanın ağırlığı da aşağı doğru. G eşit değil mi? Eşit. Çünkü bu yumurta yukarı uçuyor mu? Uçmuyor. Kabın dibine giriyor mu? Girmiyor. O zaman bu buna eşit. Şimdi yumurtanın ağırlığı diyelim 30. O zaman kaldırma kuvveti de 30. Tamam anlaştık mı? 30 birim. Şimdi bu sıvıya tuz eklersek. Tuz sıvının yoğunluğunu arttırmayacak mı? Arttıracak. Peki Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Ydi. Şimdi burada yoğunluk arttığı için bu yumurta biraz daha böyle yukarı doğru itilmeyecek mi? Yani hemen hemen hepimiz yumurtanın yeni durumda şöyle sıvıya daha az gireceğini anlıyoruz. Çünkü yoğunluk artınca cismi yukarıda tutacak. İçine fazla gelmesine izin vermeyecek. Şimdi buradaki D sıvının arttığını ben adım gibi eminim. Çünkü tuz yoğunluğu arttırır. Peki Aşağı doğru olan yumurtanın ağırlığı değişti mi? Yumurtaya bir şey oldu mu? Civciv mi oldu yumurta? Hiçbir şey olmadı, aynı. G. O zaman yukarı doğru kaldırma kuvveti de G. Çünkü yine dengede. Bak. Biraz hareket ediyor. Hani tuz eklediğin için hareket ediyor ama sonra öyle kalıyor. Yumurta uçmaya devam etmiyor. Yani havaya gitmiyor. Öyle orada duruyor sonra. Şimdi burada durduğuna göre yine kaldırma kuvveti Yine g eşit. E g 30'du kaldırma kuvveti yine 30. Yani bu değişmez. Peki hocam bu artmıştı. Bu arttı ama bu azaldı. V batan azaldı. Bak eskiden bu kadar kısmı batıyordu suya. Şimdi bu kadar batıyor. Yani batan hacim azaldı. D sıvı arttı. Bunlar birbirini dengelediği için bu değişmedi. O zaman kaldırma kuvveti değişmez. Çok güzel bir sorudur. Ve V batan azalır. Bu soruyu 2000 kaçtı ya? 18'di galiba. 2018'de bu soruyu yakaladım. Yani e, TYT sınavında gelen soru bunun aynısıydı. Ben yumurtayla yapmışım soruyu. O da bir cisim demiş. Yani yumurta dememiş sadece. Soru birebir aynıydı. Evet bu soruyla birlikte bu yazılı hazırlık videomuzun da sonuna geldik. en yani yorulduk mu? Yorulduk. Gerçekten Allah var şimdi çok yoruldum. Ama değdi mi? Değdi. Güzel bir tekrar çalışması oldu. Umarım sınavın çok güzel geçer. Çok emek verdik. Sınavında eğer yakaladığımız sorular olursa muhakkak bu videonun altına yorum olarak yaz. Ve sadece bu videoyu değil lütfen geçen yıl hazırladığım o videoyu da izle. İki videoyu izlersen tam olarak hazır olacaksın. Bunu unutma. Kanal abone değilsen abone olup destek olursan beğenirsen videoyu sevinirim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.